hatta bazen daha da büyük krizlere yol açıyor. Çocukları yetiştirirken, örneğin anne çizgi film izlemesine izin vermezken baba çizgi film izlemesini onaylıyor ve daha sonra çiftlerin arasındaki bu tutarsızlık belli başlı sorunlara yol açabiliyor. Bugün Yeşim Varol Şen'in yanına geldik. Yeşim Varol Şen, evlilik ve ilişki danışmanı. Yeşim, anne babanın çocuğu eşitle aranmaması ne tarz krizlere yol açıyor? Çiftler arasında ne tür problemlere yol açıyor? Bunları nasıl çözebiliriz, nasıl engelleyebiliriz? Şimdi çiftlerin günlük hayatta yaşadıkları problemlerden en büyüğü bu aslında. Sıklıkla çocuk üzerinden tartışıyor çiftler. Sen ona izin verdin, ben izin vermedim. Çocuk saat şu saatte yatsın, yok yatmasın bu saatte yatsın. Sık sık anne babaları karşı karşıya getiriyor. Aslında bu da tabii çok ironik bir durum. Çünkü hayattaki en değerli varlıkları çocuk ve çok şüphesiz anne de baba da çocuk için en iyisini istediği halde sık sık tartışabiliyor bu konuda. Aslında bu şunu gösteriyor, bu çiftin arasında gerçekte bir iletişim problemi var ve bu iletişim problemi çocuk üzerinden su üzerine çıkıyor demektir. Burada iki ayrı konu var. Bir kere mesele çocuk olduğu zaman ne benim doğrum ne babanın doğrusu. Önemli olan çocuk için en iyinin ne olduğu ve bu konuda çok değerli bir sürü uzman var. Faydalanabileceğimiz çok değerli kaynaklar var. Dolayısıyla kendi istediğimiz, kendi doğru bildiğimiz olsun diye diretmek yerine danışabileceğimiz çok mecra var. Unutmamak lazım ki bir çift ne kadar çok sorun yaşarsa yaşasın, çocuk söz konusu olduğunda aynı safta olmak zorundalar, ortak hedefleri olmak zorunda. Çocukla ilgili kısmı bu ama gelelim ki çiftin problemine. Bu şunu gösteriyor, bir çift çocuk üzerinden çok fazla tartışıyorsa bu çiftin aslında bir iletişim problemi var. İkincisi de başka konuşamadıkları, o problemlerine, birbirlerine hırçınlıklarına kaynak olan başka problemler var demektir. Öncelikle doğru tartışmayı, doğru iletişim kurmayı ve en önemlisi çözüm odaklı düşünmeyi öğrenmek ve o meseleleri tartışmaktan kaçmadan masaya yatırmak zorundalar demektir. Yani buradan anne babalara şunu söyleyelim, bir çift çocuk yetiştirme üzerinden çok fazla tartışıyorsa bilsinler ki asıl tartışmaları gereken mesele başka. Olabilir mi Yeşim? Yani anne baba gün içinde hiç çocuk dışında ortak iletişim kurmuyor ve sadece çocukla alakalı konularda belki beraber iletişim kuruyorlar. Yani öyle bir zaman geliyor ki bütün enerjiyi anne baba çocuğa veriyor ve birbirlerini konuşmayı unutuyorlar belki de ve o sorunlar da çocuğa olan ilişkiye mi yansıyor diyorsun yani? Çok güzel bir yere değindin. Dışarıda bir restoranda çocuklu masalara bir göz atarsan eğer maalesef birçok anne baba birbiriyle konuşmayıp çocukla ilgileniyorlar yemek yemeye gittikleri mekanda. Yani çocuk yedi mi, doydu mu, hadi biraz daha ye. Çocuğu o masadan alırsan eğer göreceksin ki anne baba arasında kendi aralarında hiçbir şey konuşmuyorlar. Günün nasıl geçti, geçen gün biz tartıştık, beni kırdın, ben seni kırdım ama gel bunu çözelim. Hayattan ne bekliyoruz gibi konuşmalar bile yok o masada. Yani burada evlilik var. Bir aile var ama ilişki yok demektir. O ilişkiyi çocukla birlikte kaybeden, çocuğun doğumundan sonra çocuğa çok fazla odaklanıp, bütün tartışmalarını çocuk üzerinden yürüten, kendilerine anne baba olmanın dışında karı koca misyonu yüklemeyen çiftlerde o ilişkiyi ne yazık ki çok çabuk kaybediyor. Evet, çok teşekkür ederim Yeşim. Evet sevgili anneler ve babalar, aynı zamanda size de sesleniyorum. Gün içinde belki birbirimizle konuşmayı, iletişim kurmayı unutuyoruz. Sadece iki tarafta çocuğa odaklanıyor ve aynı safta olduğumuzu aslında unutuyoruz. Çünkü çocuk bir tarafta ve anne baba bir tarafta aslında. Ortak paylaşımların olduğu ve birbirimize daha çok konuştuğumuz günlerin olması dileğiyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.